Mevki neresiydi Tarık abi? Abi Gölbaşı Yurtbeyi Köyü. Bir daha seslen. Gölbaşı Yurtbeyi Köyü. Evet, Gölbaşı Yurtbeyi Köyü'ne yapmış olduğumuz çadıra ziyarete geldik. Yoğun kış şartları. Oh. Zaman zaman 20 santim, zaman zaman 50 santim kar mücadelesiyle çadırımızı ziyarete gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle dağları taşları çekelim de görün. Bu sene çok yığın kar yağışları oldu. Çok kuvvetli kar yağışları var. Bereket dostum. Sağ ol abone, hoş geldiniz. Bak şimdi gel Serdar abi. Abi öbür tarafta telleme yok ama. Burayı davar çıktı mı açıyorum öğlen. Öğlen davar çıkıyor. Burayı açıyorum. Bir de davarın sıcaklığı var herhalde. Pek şey yapmıyor. Aynen. Ama bu taraf biraz daha soğuk olduğundan dolayı. İşte şuradan gelen sıcak. Batı taraf mı? Bu taraftan gelen sıcak bu tarafta soğukla birleşince bu şekilde yaptırıyor abi. Şuraya mahya daha. Mahya daha kalın değil mi abi? Aynen. Bir de şuraya mahya daha. İşte buraya mahya şart evet. Arpanın üstüne baksana. Evet. Zaten getirdin pencerelerden birini şuraya takacağım. Evet, birini oraya tak. Birini de şuraya takacağım. Şimdi arkadaşlar, köyümüzü bir tanıt. Yurtbey Köyü, Gölbaşı'na bağlı. Yurtbey Gölbaşı'na bağlı. Tarık abimizin çadırı. Çadırı kontrole geldik. Çadırın yarı bölmesinden sonra bir sıkıntı var. O sıkıntıda şu anda görünüyor. Terleme var. Bu tarafta havalandırma yetersiz kalmış. Havalandırma yetersiz kalmış. Bizim her şeyimiz ortada. Aynen abi. Yalanımız yok. Gördüğümüz kadarını söyleriz. Bilmediğimizi yapmayız. Sahaya geliriz. Analizimizi yaparız. Sıkıntıyı çözmeye yönelik müşterimizle istişareye geliriz. Allah razı olsun. Geldim. Geldim, baktım. Bir haftadır ben dolaşıyorum. Aynen abi. Nerede dolaşıyorum? Sivas'ta dolaşıyorum. Malatya'ya geçtim. Oradan Adana'ya geçtim. Abi, hepsini izledik. Oradaki çadırlarda bir problem görmedim. Görseydim zaten söylerlerdi. Sadece paslanmalar başladı diye Kangal Höyüklü Yurt'taki abimiz dile getirdi. Ben de dedim ki hiçbir galvanizli malzeme paslanmaz diye bir şey yok. Yok abi. Kesinlikle paslanır. Paslanmaz diye size mal satan olursa ben de dahi sözleşme isteyin. İçi de galveniz olsa, dışı da galveniz olsa paslanır. Ancak burada bir fark var. Sıcak galveniz olursa, sıcak galveniz daha geç paslanır. O da paslanmaz değil. Daha geç paslanır. 3 sene, 4 sene sonra paslanır. Abi bakar, orada paslanmayan metal yok diye biliyorum. O da çok o da bu çadırın profil et milim kalınlıklığı 1,5 milim. Evet. Sıcak galveniz uygulaması yaparsa en az bu çadırın et milim kalınlığı sen demircisin. 3 milim olması lazım. Evet. 1,5 milim malzemeyi sıcak galveniz yapma şansın yok. Yok. Ancak 3 milim olur. 1,5 milim erir. Tamam mı abi? Abi ismini bahsedeyim. Nur abi kışın buradaydın. Kış nasıl oldu burada? Onu bir anlatman isterim. Biraz daha yakına gel, sesi net duyuyoruz. Kışın fazla bir sıkıntımız olmadı. Kar hafif tabii, tipiden biraz havalandırmalardan girdi, o kadar olur. O tabii olacak, o olacak. O normal. Hani kar durdu mu üzerinde abi çadırın? Durmadı. Bir tek bir gün duracak gibiydi. Onu da ben kendim çektim zaten. Kaydı. Kaydı. Karsa da zaten olmuyor. Bugün bize bir bilgi geldi Malatya'dan. Oradaki müşterimiz önce bize bir şaka yaptı. Çadır çöktü möktü diye biz korktuk, Allah var. Hemen hazırlığımızı hazırladık. Gidip müdahale edecektik.
Sonra video attı, şaha yaptım abi dedi ama yüreğimize ağzımıza geldi. Kar kayıyor. Allah Allah. Kar, kar kayıyor, durma şansı yok. 70 santim diyor, kar vardı diyor. Burada da var. Neden? Yan tarafları, onu anlatmam lazım. Yan taraflarına kadar kar yağın akmış, yağın akmış. O da altına almadı. 70 santimden sonra da kaymamış. Yine de diyor çökmedi diyor. İyi dedik, çökmesin. Onda sıkıntı yok. Model itibariyle arkadaşlar biz daha önce şey dedik. Çorum Sungurlu'ydu benim işletme. Evet. 2015 yılında geldim. Kardeşim Serkan Erüzgün'de Ankara'ya firmamızı kurduk. Ekin çadır olarak. İlk sene, o sene bizim çadırlarımız çöktü. Ne yapıyorduk biliyor musun? Milletin yaptığını güncel çadırları yapıyorduk abi. Tek borulu. Yap gönder. Gittim. Birisi Samsun'da, birisi Aydın Söke'de, birisi de İznik neydi? Yeni Şerefiye diye bir köyde. İsterseniz telefon numaralarını vereyim arayın. Gittim hepsini kaldırdım. Bütün zararını giderdim. Ondan sonra aklımız başımıza geldi. Nasıl geldi biliyor musun? Aha böyle sahaya gelerek geldi. Bu üçgen yarı ovalı çadırı kafamızda tasarladık. Adını başka şeyler koyan oldu. Ali koydu, Veli koydu adını. O önemli değil. Bak. Yan köşeden orta köşeye kadar ki kısım düz gelmez. Kavisli gelir. Evet. Demirin direncini yükseltir. Sen tabii, demircisin. Onun için. Hem maliyeti düşüreceğiz Nuri abi. Hem pratiklik olacak. Hem sağlam olur. Hem de sağlam olacak. Bunu yaptık. Ondan sonra bu havalandırmalar. Kardeşim Bektaş'ım şurayı bir çeker misin? Bu şekilde değildi. Nasıldı biliyor musun havalandırma? Boru şeklinde. Şu şekildeydi. Yok boru da değil. Ufak boru. Şu kapının üstünde menfez deriz. Menfez. Bunu tasarımını yaptık. Çünkü ahıra varıyorum. Böyle de değildi ahırlar önce. Şimdi yeni tasarımın da böyle. Ona da geleceğim. Ahıra gidiyorum. İçeri boğuluyor. Bak burada en azından terleme var. Boğulma yok. Evet. Aynen. Bunu o kurtarıyor. Sonra ne yaptık? Şuradaki akıllı pencere sistemi, kasalı pencere sistemini geliştirdik. Hatta pimepen de taktık. Sizin insanın yaşam eviniz var. Pimepen de orada. Taktım. O benim şeyim. Patentini almadığım için pişmanım ama o benim. Aynen. Şimdi onun videosunu da çekeceğiz. Yani pimepen de takılır buraya. En kralı da yapılır. Maksat maliyet ucuz olmaz. Tabii. Yani şunun maliyeti 150 TL. Pimapen kaç paraya mal ettin? Abi pimapenin sıfırı sadece çerçeveli olursa 300 lira. 300 lira. Şu çadıra 6 tane takmış olsak? O da sadece şeyi, cammam yok. Cammam yok. Sadece kasası. Kasası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 tane daha cam getirdik sana. 9 tane. Ya 200 liradan desen 3 milyar para yapar. Camıyla. Evet. Bu da bir büyük bir sıkıntı. Ne yapacağız? İşte bu şekilde araştıracağız. Nasıl araştırabiliriz? Sahaya gelmezsen, müşteriyle yüz var olmazsa, evet. Olmaz. Sıkıntıyı çözemeyim. Abi işte terledi diyorsun, ben bunun çözümünü yapacağım. Ne yapacağım? Bu kar kalktığında şu anda buraya da çıkamadık. Zor çıktık, evet. Yürüyerek rampadan çıktık yani. Ana yol çalışmıyor. Evet, çalışmıyor. Yol çalışmıyor. Videosunu çektim, atacağım zaten. Evet. Onu da birleştireceğim. Geleceğim buraya, yol çalıştığı zaman buraya mahyemi takacağım. Ama gelen itibariyle içerinin havası çok güzel. Güzel güzel. Heh. Onlarla bir sıkıntımız yok. Bir abimiz var bana bunu öğretti. Buradan selam olsun. Beş etken diyor Avrupa'ya gidip geliyor. Hava, yem, su diyor. Gerisi boş diyor hayvanda. Ben de onu destekliyorum. Buradan da selam olsun abime. Şöyle kuzuları da bir çekelim. Şimdi hayvanın cinsinden de bahsedelim Tarık abi. Edelim. Yani bu hayvanlarımızın cinsi nedir? Abi bizim burada Merinos. Şunlar Merinos değil mi? Aynen abi. Bunlar Merinos. Merinos kırması olanlar da var. Karaman'la Merinos kırması olanlar. O Karaman. O Karaman. Bizim bir amcamızın. Evet. Koyunun daha da buzlanmıştı. Biz geçirdik. İçeriye girebilir miyim? Tabii. Öbür taraftan girebilirsin abi. Nasıl? İkizlik oranı nasıl bu senin? Nasıl abi? İkizlik oranı nasıl bu hayvan? Abi biz hayvanımızı yeni aldığımız için koçunu biz salmadık. Aldığımız abimiz de pek ilgilenememiş zaten. O yüzden ikizlik oranı biraz düşük bu sene. Buyur abi buradan. İkizlik oranı biraz düşük bu sene abi. Normalde Merinos'ta ikizlik oranı %60-%70'leri buluyor. Evet. İşte bu sene bakım olmadığı için biraz düşük. Orijinal bir Merinos kullanıyoruz. Aynen. Doğru mu? Doğru. Bu kaç aylık Nur abi? Tahminin var mı? 2 aylık. 2 aylık. Şu 2 aylık. Evet, 1,5-2 aylık yani. Abi şu anda
18 kilo civarında var gibi. Var. Yani bu 5 ay olunca 40 kiloyu rahatlıkla yakalar gibime geliyor, doğru mu abi? İnşallah, inşallah. Yani o zaman bu merinos hayvanı beslemek isteyenler için abi merinos hayvanı et için uygun, güzel ama yaylım dediğin zaman bu bizim buraların yöresi olduğu Karaman koyunu var. Evet. Karaman gibi değil. Evet. Yaylımı biraz zor. Yani kısaca çobanı biraz üzüyor. Çobanı biraz üzüyor abi. Durmuyor çünkü. Yani Karaman gibi bir ağır yaylımı yok. Anladım. Başını aldı mıydı? Gidiyor diyor. Gidiyor. Bir de, tabii, abi. Bir de alıştırmaya bağlı. Tabii hayvan nasıl alışırsa, nasıl güdülürse o şekilde gelişiyor. Ama şu anda memnunuz şükür. Hayvanlarımızda bir sıkıntımız yok. Randımanlı. Gördüğün gibi huzurlarımız falan. Şimdi kuzuların olduğu bölüme girmek istediğim şu yüzü biraz bakayım diye çadıra. Bir de burada bir yaşam var, burada otel yok. Aynen abi. Boş olan yerde daha çok. İşte onu dedik abi. Işte. Boş olan yerde. Boş olan yerde. Yalnız şöyle bir problemimiz var abi. Davar çıktığı zaman eğer burayı açmazsa, davar geldi mi burada da başlıyor. Dışarıdan çünkü içeri soğuyor. Davar geldi mi sıcak geldi mi başlıyor. Nefes alıyor. Aynen abi. Onu kurtaramayız. Onda bir şey yapamayız da ama normal yaşam içerisinde bak burası çok güzel. Güzel abi. En ufak bir nem yok. İşin garip tarafı pekala burayı kapatmayı denesek abi. Bir dene. İki gece. Orayı camı mı abi? He. Denedim abi. Ne oldu? Kapattım. Değişmiyor. Yine aynı mı oldu? Değişmiyor. Aynı olur abi. Aynı olur. Değişmiyor. Bu taraf daha çok oluyor. Satılmış abi. Burada sıcaklık yukarıya vuruyor. Evet. O taraf direkt soğuk. Sıcaklık buradan zaman, oraya geçiyor. Kapattığın zaman satılmış abi daha da artıyor. Daha da artıyor. Daha da artar. Abi sıcak devamlı buradan o tarafa geçiyor. Aynen. Kuzunun o yüzden orada da sıcak hiç yok. Orada devamlı soğuk geliyor. O yüzden dolayı da devamlı terleme yaptırıyor. Hayvan olsa terleme yaptırmaz. Zaten abi burayı şey yapmayacağız. Kaldıracağım bu bölümleri komple. Tamam. Hayvan komple dağıtacağım. Biraz daha şöyle anlatayım o zaman. Sivas'taki gezdiğim ahırlar böyle değil. Komple kullanılma alanı. Yani şu aynen. Hayvan her tarafta dağınıktı. İşte evet. Abi biz de seni o şekilde yapacağız. Yani kaldıracağım yemeği. Bu da hatayı bulmak istiyorum ben. Yani belki de kuzulara ortada bir yere böyle kenarda ortada kuzuların bir yere kuzuların yerini değiştirmeyeceğim de satılmış ama abi şurayı, yemliği kaldıracağım. Yem kalkacak. Yemi kaldıracağım abi. Yemi en güzel olur çıkartacağım. Abi. Tamam. Seneye nasip olursa zaten görüşürüz yazın. İnşallah. Bir yem çadırı yaptıracağız. Tamam. O yem zaman çadırı yaptırıp yemimizi oraya alacağız abi. Hayvanımızı biraz çoğaltıp komple çok güzel dağıtacağız içeri. Ulaşım erişildiği zaman ilk işimiz İnşallah oraya abi gelip tekrar mahya takmak. Mahya takmak. Yani İşimizin peşindeyiz abi. Senin bahane ne bu? Yazın bir insana zarar canım. Bir yer çadırı. Bir de keçiler uçun. Bir tane daha. Keçilerin çadırı nasıl olur Satılmış abi? Şimdi bize şöyle bir şey deniliyor. Bizim bildiğimiz de yani o şekilde. Şu anda keçiyi biz buraya getirdiğimiz zaman keçi tamam biraz daha oğlaklar mazarat şey olduğu için yok mazarattığından değil. Ya. Daha narin olduğu için koyuna bakarak ölümleri daha çabuk oluyor. Oluyor imiş. Aynen abi evet, oluyor. Çabuk. Ona yalnız ona biz nasıl bir çadır veya nasıl bir şey yapabiliriz de biz onları çadırda tutabiliriz yani. Keçi çadır olarak kullanan müşterimiz var. Herhangi bir problem yaşamıyor. Ama işte iklim olarak burayla farklıysa. Ne cinsi ne hayvanın? Kul geçi. Kul geçi. Ankara kul geçti. Aynen Ankara kul geçti. Ya keçilerimiz var onun için getiremedik. Şu anda köyde abimde duruyor. Buraya oğlakları böyle bir getirmedi. Anladım. Sen ona ayrıyetten bir çadır yaptıracaksın. Abi mecbur. Şimdi yeni biraz yapacağımız çadırlara da kapılara da izolasyon yapalım. Keçilerin evet keçilerin tamam mı? Keçilerin ha, biraz olur abi. Onu yaparsak olur. Daha faydalı olur. Üstteki mahyalara daha çok önem verelim. Şu mahyalar çok önemli abi. Bu buradan pis hava çıkmadığı sürece bu iş olmaz. Evet. Asit aşağı geldi mi? Şu içeride ben şimdi rahatlıkla gezebiliyorum. Bak koku yok. Yok abi. Adamı ben bunaltmıyor içeride. Amonyon kokusu var mı Bektaş? Yok. Sen yok, belki yok ilk kez çadır ahıra geziyor kardeşim. Ama ben hayvancıyım yani. Heh, bilirim. Anlat yani. Ortamı anlat o zaman. Yok hiç yok. Nefes darlığı yaşattırmıyor. Çok güzel. Ben her zaman söylüyorum yani. Bizim öyle bir daralma gibi, bunalma gibi hiçbir hayvanlarımızda şey bir şey görmedik biz. Allah var şimdi ya. Onu ben yani gördüm desem yalan olur. Yani normal akıra girdiğinde dışarıdan içeriye girince bir nefesin kesme durumu meydana gelir. Ama burada öyle bir şey mevcut değil. Yok hiç yaşamadım. Geceleri nasıl oldu peki o darlık oluyor mu geceleri? Yok yok. Yok, abi, yok. Çok önemli. Hava çok önemli şimdi, yani. Şimdi öyle bir şeyler hiç daha şimdi şeye dikkat ediyorum. Altı da yaşlı değil yani.
Abi kurum. Kuzunun altı ister istemez ha. Biraz şey olur. Orada daha kurum. Malın ki şey daha var ki değil. Kurum. Oraya geçelim. Şu hayvanları çıkartmadan. Gel abi. Gel biraz gel. Bak 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 dinliyiz var bak. Benim bildiğim, öğrendiğim hayvanın altı kuru olacak. Evet. Yattığı zaman alttan soğuğu almayacak. Doğru mu Nur abi? Doğru tabii. Ha. Şu anda o pozisyon var. Şu an... O pozisyon var. Bunu kaç saat önce çıkarttın dışarı? Buranın saat 3'e doğru çıkardık. Bugün sabah çıkartıyor mu? Abi suya götürdüm getirdim. Bir iki saat falan işte. Anladım. Suya zaten bak abi buradan da böyle oldu ya. Kapatmıyor. Bu kalp falan yağdığı zaman biraz çaprazlama yağarsa içeriye geliyor. Of of. Var dolmuş dolmuş. Biz çekiyoruz onu. He. Çekiyoruz. Şimdi buraya getir Bektaş. Onu çekiyoruz dışarıdan abi. Dışarıdan anlatayım onu ya da dur. Aynen, şimdi bu kar şu anda 1 metre yanlara akış olmuş. Bu kar şu seviyeye ulaştığı zaman 160-170 santimetreye ulaştığı zaman üstteki kar akma şansı kalmaz. Evet. Onu da ne yapacak müşteri bir şekilde temizler. Bu evde olsa çekeceğiz çöker. Abi ya çekeceğiz. Binada olsa çöker şey yani. Onu biraz onu... insanlar elini taşın altına koyacak ya. Yani. Dayı kapa diyor. Eskiden kapatayım mı? Yok yok devam et. Eskiden damlar vardı. Heh. Kar yağardı. Rahmetli dedim yaba deriz yaba. Yabayla geçerdi böyle kürürdü. Ayalama yaba. Oğlum derdi bunu kürümezsen öbür karda tam çöker. Ağırlık yapar çöker derdi. Yani buna güç yetmez. Doğru işin gerçeği o. Yani buna güç yetmez. Yapacak bir şey yok. Dışarıya gezek. Şimdi bak. Oo. Aç orayı. Kapat abi. Tamam abi. Anladım. Anladım abi. Çok iyi anladım. Bunlar hep kırıldı. Hı-hı. Şunlar var, şunlar falan. Şurada keyif ayı falan. Tamam. Ben hep sevmedim. Tamam. Ben olayı anladım abi. Anladım abi. Ben olayı anladım. 1, 2, 3, 4. Ben de şöyle dank alacağız. Nasıl? Sıfır kaç ya. Kez böyle bir şey bilmene gel. Şu taraftan gidelim mi abi? Oralar biraz kürtünden dolayı. Burada çekeceğim. Yok, şuradan çekeceğim. Gel. Şimdi şu anda karın üstüne yağıp akmış mesafesi 1 metre. Bunun 50 santim daha kurtarır payı var. Diyelim ki bu gece tipi başladı. Kar geldi buraya kadar yağan aktaşa. Geceliğin uykuya daldın. Artık akmamaya başladı. Devam ediyor tipi. O saatte zaten müdahale etsen de bu çat karı çekemezsin. Bir taraftan evet. Yağıyor, bir taraftan karı çekeyim öyle bir şansın kalmaz arkadaş. Bana kalırsa bunu atmanızda fayda var. Allah'ına bir ortaklığımız yok. Öyle tabii. Sözümüze bunun geçmez Rabbimize. Satılmış abi, fazla bir kar yok, attık biz onu. İşte bu öyle geliyor. Öyle sonuçta 40 santim payım var şu anda. Toprağı çok doldurduk biz. Yani başka yerde kullananlar için de bu video yararlı olacak. İlla ki bunun içi de maşallah şu köpeğe bir çek ya. Şuna bak. 12 aylık cinsi belli değil. Tarık abi ne cins olduğunu tahmin ediyorsunuz? Valla buna herkes bir şey diyor. Haymana karası diyen var. Kalkabı siyah cinsi diyen var. Şuna bak ya. Hay. Bir dikkat bakayım ya senin ne kadar var. Boyun kadar var ya. Senin boyun da fazla. Allah Allah. Şimdi Tarık abimiz gel. Burası Nur abimin yaşantısı için kullanılan çadır. Bak. Gayet güzel köpek çerçeği yerleştirmiş. Yaklaşık 3-4 aydır da kullanıyor. Aynen, aynen. İçeriden de şimdi bunu çekeceğiz. İç ortamı nasıl Nur abi? Bir sıkıntı yok gayet. Öyle de bir hol yapmışsınız. Evet. Yine Tarık abimin başarısı sayesinde olmuş bu. Yani bunların patentleri bana ait abi. Çadırdan sonra ince ağaçlardan bak ne güzel. Yani şuraya kadar çadır var. Bekle. Şuraya kadar çadır. Yani şurası bize ait değil. Şu yapı bize ait değil. Çadır size ait abi. Yok yok. Çadırın malzemesi size ait de bu. Malzemesi size ait. Dur abi içeriği bir tanıt ya. İçeriği bir tanıt. Mutfak yaptığını söyle. O pencereyi aç kapat. Şu anda çadır bölmesine giriyoruz. Şu anda çadır bir kaldığım yere mi giriyoruz? Mutfak dolabı yaptık. Evet. Gayet iyi. Suyumuz var. Heh.
suyumuz var, mutfak dolabı yaptırdık, artı cam yaptık, şimapem. Hani bir sıkıntı yok, gayet güzel, sıcak. Bak. Üç mandalı. Kilidi var burada bir tane. Bu 300 TL'ye mal oldu demiştin değil mi? Aynen abi. Yani bu işte sınır yok. Bunu altın ya barahlı cam da takabilirsin. Ya yapmak istedikten sonra hepsini. Aynen. Kesinlikle doğru. Bravo. Oturmadı. He üstten hava giriyor değil mi? Çift çalışın. Aynı zamanda da burada güneş enerji sistemi çalışıyor. Evet, güneş enerji sistemiyle elektriğimiz geliyor. Şuradan da ondan faydalanırız. Tamam. Yayın izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atın. Allah'a emanet olun.